Bütün saklı dünyam çocuklarına merhaba. Çocuklar, bu hafta konumuz trafik ve ulaşım araçları. Ulaşım nedir? İnsanların bir araç kullanarak bir yerden bir yere gitmesine ulaşım denir. Peki ulaşım araçları nelerdir? 3 tane ulaşım aracı var. Birincisi kara, ikincisi hava, üçüncüsü de suda giden ulaşım araçları. Karada giden ulaşım araçları otobüs, kamyon, araba, minibüs, motosiklet ve bisiklet. Havada giden ulaşım araçları uçaklar, helikopterler, balonlar var, içine insanların binebildiği hava balonları var. Suda giden araçlar ise gemiler, tekneler, sandallar, deniz otobüsü. Onlarla ulaşımımızı sağlıyoruz. Peki bu ulaşım araçlarını birilerinin kullanması gerekiyor. Kendi kendine gidemiyorlar. Bu ulaşım araçlarını karada kullanan ulaşım araçlarını süren kişilere şoför deniyor. Havada giden ulaşım araçlarını kullanan kişilere pilot deniyor. Suda giden ulaşım araçlarını kullanan kişilere de kaptan deniyor. Peki sizler bu yaşınızda araba kullanabilir misiniz? Hayır. Çünkü 18 yaşınıza geldiğinizde, büyük abiler, ablalar olduğunuzda, sizler ileride okullarda da sınavlarınızı göreceksiniz. Öyle bir sınava gireceksiniz. O sınavı kazanacaksınız. Daha sonra size küçük bir kart verecekler. Bu kartın adı ehliyet. Ehliyetiniz olmadan araba kullanamazsınız. Aynı şekilde pilot olmak için de okullar bitirmeniz gerekiyor. Bazı sınavlara girmeniz gerekiyor. Uçak kullanmayı denemeniz gerekiyor. Ehliyetimizi almadan önce de girdiğimiz sınavlarda araba kullanıyoruz. Ve eğer kullanabiliyorsak, hata yapmıyorsak, kurallara uyuyorsak bize bu ehliyeti veriyorlar. Pilotlar da pilot olmak için bazı sınavlara giriyor. Ve bu sınavlardan başarılı bir puan alırlarsa pilot olabiliyorlar. Kaptanlar da aynı şekilde. Kaptanların da bir kartı var. Onlar da bu kartlar, yani bu ehliyetler olmadan kullanamıyorlar. Peki trafik nedir? Trafikte bu kullanılan araçların oluşturduğu kalabalığa trafik denir. Yani sokağa çıktığımızda bir sürü arabanın olması bize bir trafik oluşturuyor. Çünkü arabalar çoğaldıkça kalabalıklaşıyor ve arabaların gitmesi yavaşlıyor. Bu kalabalıklığa da trafik deniyor. Havada da aynı şekilde hava trafiği var. Suda da aynı şekilde denizde olan bir trafik var. Bu trafiği engellemek için kurallara uymamız gerekiyor. Eğer herkes kurallara uyarsa birazcık da olsa bu trafiğin azalmasına yardımcı olabiliriz. Peki hiçbir şey kullanmıyoruz. Araba kullanmıyoruz. Uçak kullanmıyoruz. Gemi kullanmıyoruz. Biz bir yerden bir yere gitmek için sadece yürüyoruz. Peki biz ne oluyoruz? Şoför değiliz. Kaptan değiliz, pilot değiliz. Yürüyerek gidiyoruz. Ne oluyoruz? Bizler yaya oluyoruz. Yani bir yerden bir yere giderken hiçbir ulaşım aracını kullanmayan kişilere yaya deniyor. Yayaların da, şoförlerin de, pilotların da, kaptanların da uyması gereken kurallar var. Biz trafik kurallarını öğreniyorduk zaten okulda. En önemli trafik kuralı neydi? Trafik ışıkları, değil mi? 3 tane rengimiz vardı. Kırmızı, sarı ve yeşil. Bir yere geldik, bir caddeye ve karşıya geçmemiz gerekiyor. Zaten yerde bir yaya geçidi var. Yolların üzerinde çizgiler var. Bu çizgilerin olduğu yerden karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Ya da üst geçitler varsa oradan karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Yolun ortasından her yerden geçemiyoruz. Geldik. Kırmızı yanıyorken ne oluyordu? Ne diyordu bize? Dur diyordu. Bekle. Kırmızı yanıyor şu anda. Sarı yanıyor arkasından. Sarı ne demek? Birazdan karşıya geçeceksin, hazırlan. Daha sonra yeşil yanıyor ve bize geç diyor. Yeşil yanınca istediğimiz yere karşıdan karşıya geçebiliriz. Ama tabii ki de yeşil yandığı halde
yine de biz kontrollerimizi yapmak zorundayız. Önce sağa bakacağız, sonra sola bakacağız, sonra tekrar sağa bakacağız ki bir daha aynı yönden araba geliyor mu ya da bisiklet, motor geliyor mu diye bakmamız gerekiyor. Bu kurallara uyduğumuz sürece hiçbir sorunumuz olmaz. Başka kurallar da var. Mesela arabada sizler giderken arka koltukta oturmalısınız ve araba koltuğunda oturmalısınız. Sizler de dahil kullanan, arabayı kullanan kim varsa, arabada sizinle beraber oturan kim varsa emniyet kemerlerini takmalı. Arabaya biner binmez takmalılar. Arabayı anneniz kullanıyorsa, babanız kullanıyorsa onlar da takmalılar. Camı açıp camdan dışarıya sarkmamamız gerekiyor. Çünkü çok tehlikeli. Özellikle yolda giderken bunu yapmamamız gerekiyor. Arabayı kullanan büyüklerimiz için siz onları uyarabilirsiniz. Çok yorgunlarsa, uykusuzlarsa arabayı kullanmamaları gerekiyor. Trafik ışıkları hem yayaların hem şoförlerin uyması gereken ortak kurallar. Ama yayaların kendine ait kuralları var, şoförlerin de kendine ait başka kuralları var. Şoförlerin kurallarından biri dediğim gibi emniyet kemeri takmak. Bir yerden bir yere giderken aynalarını kontrol etmek, yayalarınki de ışıkları kontrol etmek, bu bir ortak kural. Işıklara hem arabalar dikkat etmek zorunda hem de bizler yani yayalar dikkat etmek zorundayız. Bütün bu kurallara uyarsak hiçbir kaza olmaz. Eğer uymazsak, çünkü karşıdan karşıya geçerken doğru yanan ışıkta geçmezsek bir araba ya da bir motosiklet, bir kamyon, bir minibüs bize çarpabilir ve kazalar oluşabilir. Bu kazaların olmaması için kurallara uymamız gerekiyor. Uymayanları da uyarmamız gerekiyor. Ben şimdi sizlerden bir resim isteyeceğim. Bu resmin içinde sizler evden okula gelirken nasıl geliyorsunuz onu anlatmanızı istiyorum sizden. Yürüyerek mi geliyorsunuz, arabayla mı geliyorsunuz, minibüse binip mi geliyorsunuz? Nasıl geliyorsanız onu bana resim çizerek anlatmanızı istiyorum ve gelirken yolda etrafta gördüğünüz şeyleri de çizebilirsiniz resme. Her gün aynı yoldan geliyorsanız gördüğünüz bir marketi, bir veterineri, bir pastaneyi, bir fırıncıyı, bir balıkçıyı çizebilirsiniz bu resimde. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sürü arabanın olması bize bir trafik oluşturuyor. Çünkü arabalar çoğaldıkça kalabalıklaşıyor ve arabaların gitmesi yavaşlıyor. Bu kalabalıklığa da trafik deniyor. Havada da aynı şekilde hava trafiği var. Suda da aynı şekilde denizde olan bir trafik var. Bu trafiği engellemek için kurallara uymamız gerekiyor. Eğer herkes kurallara uyarsa birazcık da olsa bu trafiğin azalmasına yardımcı olabiliriz. Peki hiçbir şey kullanmıyoruz. Araba kullanmıyoruz. Uçak kullanmıyoruz. Gemi kullanmıyoruz. Biz bir yerden bir yere gitmek için sadece yürüyoruz. Peki biz ne oluyoruz? Şoför değiliz. Kaptan değiliz, pilot değiliz. Yürüyerek gidiyoruz. Ne oluyoruz? Bizler yaya oluyoruz. Yani bir yerden bir yere giderken hiçbir ulaşım aracını kullanmayan kişilere yaya deniyor. Yayaların da, şoförlerin de, pilotların da, kaptanların da uyması gereken kurallar var. Biz trafik kurallarını öğreniyorduk zaten okulda. En önemli trafik kuralı neydi? Trafik ışıkları, değil mi? 3 tane rengimiz vardı. Kırmızı, sarı ve yeşil. Bir yere geldik, bir caddeye ve karşıya geçmemiz gerekiyor. Zaten yerde bir yaya geçidi var. Yolların üzerinde çizgiler var. Bu çizgilerin olduğu yerden karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Ya da üst geçitler varsa oradan karşıdan karşıya geçebiliyoruz. Yolun ortasından her yerden geçemiyoruz. Geldik. Kırmızı yanıyorken ne oluyordu? Ne diyordu bize? Dur diyordu, bekle, kırmızı yanıyor şu anda. Sarı yanıyor arkasından. Sarı ne demek? Birazdan karşıya geçeceksin, hazırlan. Daha sonra yeşil yanıyor ve bize geç diyor. Yeşil yanınca istediğimiz yere karşıdan karşıya geçebiliriz. Ama tabii ki de
yeşil yandığı halde yine de biz kontrollerimizi yapmak zorundayız. Önce sağa bakacağız, sonra sola bakacağız, sonra tekrar sağa bakacağız ki bir daha aynı yönden araba geliyor mu ya da bisiklet, motor geliyor mu diye bakmamız gerekiyor. Bu kurallara uyduğumuz sürece hiçbir sorunumuz olmaz. Başka kurallar da var. Mesela arabada sizler giderken arka koltukta oturmalısınız ve araba koltuğunda oturmalısınız. Sizler de dahil arabayı kullanan kim varsa, arabada sizinle beraber oturan kim varsa emniyet kemerlerini takmalı. Arabaya biner binmez takmalılar. Arabayı anneniz kullanıyorsa, babanız kullanıyorsa onlar da takmalılar. Camı açıp camdan dışarıya sarkmamamız gerekiyor. Çünkü çok tehlikeli. Özellikle yolda giderken bunu yapmamamız gerekiyor. Arabayı kullanan büyüklerimiz için siz onları uyarabilirsiniz. Çok yorgunlarsa, uykusuzlarsa arabayı kullanmamaları gerekiyor. Trafik ışıkları hem yayaların hem şoförlerin uyması gereken ortak kurallar. Ama yayaların kendine ait kuralları var. Şoförlerin de kendine ait başka kuralları var. Şoförlerin kurallarından biri dediğim gibi emniyet kemeri takmak. Bir yerden bir yere giderken aynalarını kontrol etmek. Yayalarınki de ışıkları kontrol etmek. Bu bir ortak kural. Işıklara hem arabalar dikkat etmek zorunda hem de bizler yani yayalar dikkat etmek zorundayız. Bütün bu kurallara uyarsak hiçbir kaza olmaz. Eğer uymazsak çünkü karşıdan karşıya geçerken doğru yanan ışıkta geçmezsek bir araba ya da bir motosiklet, bir kamyon, bir minibüs bize çarpabilir ve kazalar oluşabilir. Bu kazaların olmaması için kurallara uymamız gerekiyor. Uymayanları da uyarmamız gerekiyor. Ben şimdi sizlerden bir resim isteyeceğim. Bu resmin içinde sizler evden okula gelirken nasıl geliyorsunuz onu anlatmanızı istiyorum sizden. Yürüyerek mi geliyorsunuz, arabayla mı geliyorsunuz, minibüse binip mi geliyorsunuz? Nasıl geliyorsanız onu bana resim çizerek anlatmanızı istiyorum ve gelirken yolda etrafta gördüğünüz şeyleri de çizebilirsiniz resme. Her gün aynı yoldan geliyorsanız gördüğünüz bir marketi, bir veterineri, bir pastaneyi, bir fırıncıyı, bir balıkçıyı çizebilirsiniz bu resimde. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum.